Sisi Rabi. Sisi burada altın. Evet. Rabi ve Khalid'i esnek bıraktılar. Yani Apex ve Aiden bence paylaşacak bunu. Tercihe göre belki de. Son ya tercih Aiden'ın ben Rabi'sini daha çok tercih ederim. Daha çok savaşı uzatmak için de güzel bir şey. Bu arada sol tarafın kompozisyonu uzun uzun savaş istiyor. Sağ tarafta bunu cevap verebilir gibi. Evet, bana, evet, evet. Ama yani Rabi'yi aldığın zaman savaşı olabildiğince uzatmak istiyorsun. Bruno geldi. Aa, işte bundan da bahsetmiştik. Evet, bayağı savaşacaklar bence ya. Güzel olacak. Aynen. Güzel yani. Beklentilerimiz, tercihler hepsi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Düşündüğümüz şekilde. Yine Bruno üzerinden baskı yapmak isteyecektir bence burada rakibine. Yine böyle Sigibum'u pışpışlamayı düşünebilir. Çünkü erken de öne geçtiği zaman Bruno gerçekten orta oyunda çok güçleniyor. O aldığı üstünlükle beraber, ekstra altınla beraber ve maçı kapatmak için çok güzel bir silaha dönüşebiliyor. Evet, evet bakalım şimdi tabii ki bir de şunun da altını çizmek lazım bir yandan. Bu sefer şimdi o uzun savaşa da S2G'nin tamamen FF'in bir istediği bir uzun savaş var. Rabim var, itiraz yok, Khalid'im var, itiraz yok. Kompozisyonun buraya kadar gelmiş ama S2G'nin sanki benim gözüme çok cevabı var gibi görünüyor var, uzun savaşa yani. Onlar da okey yani. Bakarsan. Yani o yüzden o uzun savaşın dengesinin de ne kadar kurulacağı önemli. S2G tam tersine uzun savaşın içerisine FF'i yemlerse aslına bakarsan FF kendi güçlü olduğu kategoride aslında güçsüz olduğunu zorla keşfedebilir. Ve maçımıza da geçiyoruz söz sunucularımızda. Teşekkürler Eray'cığım ve günün ikinci mücadelesi. Bakalım birbirlik eşitlik izleyecek miyiz yoksa deli birazcık daha kopup gidecek mi? Son seçimler yapıldı TNZ. Morun'dan başlarken Kazuya. Yine aynı şekilde haritanın ters tarafında mor güçlendirmesinden başlayacak. Özellikle tabii Nolan tercihi var. Analiz masajı da bundan ciddi anlamda bahsetti Murano. Tempo evet. Almaya çalışacaklar derken orta koridorda kill geliyordu neredeyse. Begin sıkıntı yaşamış hemen base atmak zorunda. Hemen üstüne dönmek zorunda üstüne dönüp tekrardan canını resetleyip savaşa dönecek Paco. Şu anda Apex'in baskılamaması için ormancısının yanında bekliyor. Kazuya turuncu güçlendirmesini alacak. Kamplarına girmeyi rahatlatamadılar. O sebepten dolayı da burada Ayabusa sonra güçlendirmesini alırken Sigibum iki seviyede kalmış durumda. Evet. Bu birazcık problematik tabii. Nasıl çözebilirler tam emin değilim. Özellikle belli bir süre tempo kayıpları olacak. Bundan bahsedebiliriz. Evet. Lunar elinde bence tecrübe koridorunun en güçlü kahramanı. Poyos'u var. Sıkıntı çıkarabilir Lunar. Evet. Apex yaklaştı o bölgeye doğru Rosa ile beraber ama tabii ekip zaten geride olduğu için buradan herhangi bir skor çıkma ihtimali yok. Kazuya dördüncü seviye. Çaldı bir de. Ultisini atabilecek pozisyonu yoktu. Aynen burada yengecin alınmış olması önemli. Bu sefer ilk oyunda olduğu gibi koridor baskısı, orman baskısıyla beraber erken bir altın farkı görmüyoruz. Bunun çözülmesi lazım da FF bunu şimdilik iyi yapıyor. Bu arada orta koridorda Apex yakalanmış olabilir. Kazuya'nın ultisi var mı diye baktığımda Kazuya o riske girmek istemedi. Ultisiyle beraber eğer devam etseydi gölgesinin süresi bitecekti. Ve Apex onu kule altının ışınlanmasıyla beraber götürecekti. Risk almadı. Bir yandan da şeyi de eklemek istiyorum. Fireflux'ın erken oyunu çok güçlü abi. Evet. Aşırı güçlü. S2G ise birazcık orta oyuna geçerken güçlenmeye başlayacak. O sebepten dolayı S2G'nin çok geride oynaması lazım. Çok baskısız. Begin ultisiyle beraber geri doğru uzaklaşırken Suzin tekrardan onu geri doğru aldı. Ama burada tabii ki pozisyon skora dönüşmeyecek. Buradan bir şey çıkartamayacaklar. İki kere base'e dönmek zorunda bıraktılar. Özellikle bunlardan birinin kaplumbağa öncesinde olması çok önemli. Tabii biz Sigibum'a ne kadar yatırım yaptıklarını biliyorduk derken Paco burada servis edildi. Kalit ile beraber gelecekler. Hala hayatta yalnız. Canını da yeniledi. Yani şu pozisyonda herhalde orta koridor falan yakın olsa Begin dönmek zorunda kalmamış olsa tutabilecekti. TNZ bu sefer ilk mücadelenin aksine ilk kaplumbağayı alıyor takımıyla beraber ve burada 1000 altınlık farkı kendileri yaratıyorlar. Hiç gerek yoktu Pagon'un bunu yapmasına. 4 seviye olsaydı neyse. Buraya girersin çıkmasını da bilirsin ama 3 seviyeyken öyle bir pozisyon olmaz. Bu arada Lunar da bayağı götürdü. Az kalsın düşecekti. Hayabusa ultisini kullandı. Bir yandan Begin yere doğru sabitlerken Apex skoru geliyor. Skorla tekrar eşitlik var. Rosa önünü alıyor sürekli Begin'i. Sunshine destekleyecek mi diye baktığımızda pasifi bile alınmadan Aurora geri doğru uzaklaşacak. Skorda eşitlik dakika 3'te geliyor. Evet. Bu önemliydi. İlk kaplumbağa kaybedildikten sonra şimdi orta koridorda hızlı bir şekilde ittirmek istiyorlar. Begin yine base'e dönüyor. Yani üçüncü kez falan base atmak zorunda kaldı. Bu neye problem oluyor? Neye problem çıkartıyor? İşte yan koridora gittiğinizde, alta üste çıkmaya çalıştığınızda sürekli bir eksiksiniz. Mutlaka bir oyuncu eksiksiniz. O baskıyı Rosa verirken Begin ne yazık ki bunu sağlayamadı. Paco tekrar yakalanabilir. Begin'in üzerine doğru olan ultiyle beraber gittiler. Bu arada çok ciddi bir hasar var. Pasifi var.
ama yine base atmak zorunda. TNZ can dakika yakıyor. Dakika 3.30'da 4 kere base attırdılar. Aynen öyle. Beg'in base'den çıkmadı. Orta koridordan çok base'de durmak zorunda kaldı. Tekrardan üstüne dönüp tekrardan resetlenip geri gelecek. Sigibum yerdeki topunu tekrardan aldı. Yani hasarı iyi seviyede değil. Kritiği bitiremedi. Bir yandan da Sunshine'ı bu oyun rahatlattılar. Gördüğün gibi kulübanın çoğunu aldı. Abi tersten izliyoruz. Bir önceki maçın tarafları değişmiş gibi bir oyun izliyoruz şu anda. Evet. İlk kaplumbağa, üst tarafta altın koridor baskısı. Ortada yine gelmeyen killer. Derken FF çok temiz bir performans gösteriyor. Lunar içeride kaldı misillemesiyle beraber birazcık daha zaman kazandırmaya çalışabilir ve Poveus'un avantajı burada ortaya çıkacak. Apex son saniye kaçmaya çalıştı. Bir ultiyle beraber Gatot pozisyona dahil oluyor ama sonuç yok. İki takım da kayıpsız buradan ayrılacaklar. Tabii kaplumbağaya 5 saniye varken burada kill gelmesi bayağı önemliydi. Lunar pozisyonu resmen ayakta tuttu. Misillemesiyle beraber hayatta kaldı. Bir de üstüne kaplumbağaya girecek S2C. Altın anlamında 1200 altın gerideyken bu kaplumbağa onlara ilaç gibi gelecektir. Bu konu hakkında da ufak bir notum olacak. Az sonra belirtirken bir yandan da araya doğru girip kaplumbağayı çaldılar. Bir de üstüne Apex skoru toplarken Pagu da arada kalacak burada. Pagu skoru geliyor. Farkı 2'ye yükseltiyor Fireflux. Gerçekten güzel performans. Tabii şu kısım önemli Murano. Özellikle serinin 1-1'e gelmesi çekişmeyi de artıracak diyorduk. Ve FF buna doğru gidiyor. Orta tarafta bir deneme var Rozar. Hala hayatta, problem yok. Burada zaten büyüsü de duruyordu. Basıp hayatta kaldı. Tekrar. Şimdi pozisyon tekrarı gelecek. Burada kaplumbağa nasıl gitti onu görmek lazım. Alt taraftan Aileen geliyor. Bir oyuncuyu uzaklaştırıyor. Yan tarafta Pagu tek başına ayrı kalmak zorunda. Orada Big'in destek veremedi. Ben sana söyleyeyim. Az ve önceki, teker teker yakalayıp düşürdüler. Az önceki maçla şu anki maçın arasındaki fark ne biliyor musun? Nedir hocam? Kalit. Apex bu maç baskılı oynuyor. Az önceki maçta Apex baskısını kuramadı bile. Evet. Haritada yoktu. Pagu'nun elinde baskı kurabilecek bir kahraman olduğundan dolayı rahat oynuyorlardı. Şimdi durumlar tersine döndü. Aileos oynuyordu ve sen bahsetmiştin işte birazcık o erken oyunda ulti gelene kadar devam edemeyebilir rakibin üstüne doğru diye. Onlar çok gözükmemişti. Ve daha toplu oynayan bir S2G vardı. Şu anda Kazuya'yı falan da kastırmaya çalışıyorlar. Bunu tam olarak başaramadılar. Lunar orta tarafta biraz dikkatsiz kalabilir. TNZ görmediğimiz yerde burada kuleyi almış ve Big'in ultisiyle beraber burada dondurdu rakibini. Üzerine tekrar gelen bir misilleme var. Aileen bu misillemeye rağmen düşecek. Kuleden de hasar almıştı. Ardından Lunar takası çıkıyor. Birebir işlerine gelir yani. Bu noktada S2G'nin aldığı her kill onlar için okey. Abi Rosa yine aldı Zuzin'i, yok ediyor. Rahat vermiyor. Sürekli birini sağdan sola atıyor. Benim kardeşimi fırlattığım gibi sağa atıyor, sola atıyor, sağa atıyor, sola atıyor. Yani Rosa oyuncak gibi şu an rakibiyle oynuyor. Evet, Pagu bir kez daha önde. Ve şöyle bir durumu var. S2G skor bulmak için aranıyor. Biraz önde kalıyor, birazcık pozisyon yaratmaya çalışıyor. VFF bu sayede ekstra 2 kill çekti. Bu konumları gayet sakin ve tecrübeli oynadılar. Şimdi ikinci kaplumbağanın ardından üçü de alıyorlar. Yani 3 kule, 3 kaplumbağa Lord'a doğru gidiliyor. Altın farkı 5K'yı bulmuş durumda. Ya dediğim gibi tam olarak ilk maçın tersini izliyoruz. Aynen öyle. Sunshine orta koridorda acaba yakalanacak mı? Tabii ki burada sersemletme yetenekleri ulti kombolarıyla beraber Sunshine oradan rahatça çıkar. 3 kaplumbağa 3 kuleyi de indirdi. Altın farkın üstüne altın fark koymaya çalışıyor şu anda Fireflux. Lord'a 90 saniyelik bir zaman var. Lord kader belirleyici olacak bu aşamada. Evet. Alt koridora doğru tekrar tabii yönelmek istediler. Özellikle Sigibum'un belli bir hasara ulaşabilmesi lazım. Burada sadece 2 tane asisti var. Herhangi bir şekilde düşmedi ama kendi koridorunda Sunshine çok daha iyi baskı verip kuleye aldığı için güzel pozisyon vardı. Tam ondan bahsediyorduk. Aldı 2 rakibini. Bir de üstüne Gatot ulti devam ettiler. Alien de Lunar'ı düşürürken kule adeta pastadaki çilek olacak onlar için. Hayabusa ultide bile ölmeyen bir Sunshine hayatta takım arkadaşları ortaya ittirirken o da orman kamplarını temizliyor ve yani müthiş bir performans, müthiş bir baskı. Haritanın her yerinde şu anda Fireflux var. Mükemmel bir harita hakimiyeti, mükemmel bir makro oyun. Yani Sunshine'ın girişi, devamında TNZ'nin girişi, arkadan kill kitlesi. Haritanın her yerini kapattılar, devamında orta koridorda onları resmen pusuya düşürdüler. Evet. Yani burada birazcık şanssızdı Kazuya. Ultisi yanlış kişiye sekmesinin kurbanı oldu. S2G 8000 farkla şu anda geride. Ya bu maçın bu noktadan dönmesi açıkçası çok zor. Mucize. Aynen öyle. Gerçekten bir mucize durumu olması lazım. Fakat işte offline sahne ve profesyonel arena
Her şey yaşanabilir. Burası Mobile Legends. Her an her şey olabilir. Sigibum alt koridoru iterken en yukarı koridorun patlamasını aldı. Bir yandan da Apex rakibini darlamaya devam ediyor. Sonraki maç yasaklanacak, bir kahraman daha belli oldu. Hylos, Chu, Killer. Zaten yasaklamış diye SG Khalid'i bu maça açık bırakmak durumunda kadar taraflar değişince ve bir misilleme var, bu hataların gelmemesi lazım. Sigibum'a giden bir Alien skoru. Çok önemli yani, Lord'un öncesinde 20 saniyelik bir şu an pencere kazanıldı. Evet. Savaş olarak hala çok güçlü değiller yani, eşit kalmış olur Efe. Lord savaşına yetişmek isteyecektir burada. Takım arkadaşları da onu bekleyecek. Begin yok ama. İşte. Yani Begin yok, koridor itmek zorunda. Şu an sadece zaman kazandılar. Dediğim gibi Lord'a giremezler ya, savaşamazlar şu an hala. Ya derken doğru oynuyorlar bu arada. Ufak hasar denemeleri kışkırttı. Havaya doğru kaldırıyorlar. Apex'i ultisini kullandı. Kaynaklarında Lord'un canı 2000'deydi ve TNZ pençesini bıraktı. Takımına bir de Lord kazandırıyor. Evet. Çok güzel bir iş. Temiz performans Rosa. Çılları kontrol ediyor. Mor güçlendirmeye doğru hareketlendi. Burada özellikle yani Pagu artı Biggie'nin müthiş bir combo oturtması lazım. Kazuya veya Sigibum'un da tamamlayıcı olarak çalışması gerekiyor savaşlarda ama sorun şu. Sağlık sigortası Alien, gibi mi? Üzerinde misilleme var, rahat kesemiyorsun. Sunshine, elinde Rabi var. Yani kırılgan olması gereken koridor, çok ciddi bir tank, kesemiyorsun. Apex ultiyle beraber çıkıyor. Rosa geride oynuyor. Ya bence en iyi hedef Rosa bu arada. Ama ona da hep bir şey var, destek var. Apex burada ufak tefek hasarlar yiyor rakibinden. Ülkesine beklerken Rosa içeri doğru ultisiyle beraber girdi. Yakalayan Kazuya var. Tabi burada Rosa'yı kesmek o kadar mümkün gözüküyor. Baksana şuna. Kazuya'nın ultisi alındı. Kazuya KDA olarak iyi durumda aynı şekilde. Sigibum'da yani savunma yapmaları lazım. Şu anda onlar için kazanma galibiyet koşulu. Savunma. Burada üst kulesi vermediler. İlk Lord güzel kontrol edilirken Pagu yakalandı. Ultisiyle birlikte de geri doğru uzaklaşacak. Orta koridordan bir büyük milyon dalgası daha geldi. Hemen minyonları temizlemeye çalışıyorlar. Alan hasarına sahip kahramanlar olduğundan dolayı minyon dalgalarını kolayca ittirebiliyorlar. Evet ya, zaten Aurora bile tek başına ittirebiliyor koridorları. Bu noktada problemleri yok. Ama işte bir de işin aması var. Sürekli bir Zushin'le kill potansiyeli FF'de mevcut. Rabin'in az önceki mesela orta koridorda ikili çekmesini hepimiz gördük. Sunshine'dan mükemmel bir oyun yani. Acayip okudu orayı. Aynen öyle. Tekrar gölgeyle beraber bir deneme yapar mı Kazuya? Yok, girmedi. İçeriye doğru Begin çok güzel alındı ve ya bu vakit kazandırmalar FF için o kadar kıymetli ki. Ya yine Begin pozisyonda yok. Yine bir orman kamplarında baskı var sağda solda. Bir yandan da Rosa ile birlikte Alien ultisi de alınmıştı. Yani S2G pozisyon arıyor. Aradığı pozisyonu şu anda Fireflux onlara vermedi. Hasar tablosu da ekranlarımıza geliyor. Rosa 40 bin vururken takipte Alien var 30 bin hasar ile. Evet. Rakipte en yakın oyuncu 23 bin. Yani zaten orada ciddi bir eksiklik var da. Rosa kendi takımında da mükemmel bir fark açmış. Aynen öyle. Bir de Zushin böyle çaktırmadan alttan da vuruyor ya. Onlar da yazıldı oraya ama sayalım hadi yani. Savaşta kaç vurduya baksan çok daha azdır da. Haritada ilk yeteneğiyle takılıyor tabii abi. Tabii dürtüşmecelerde güzel bir konumu var. Tienzin Nolan ultiyi attı da. Alamadılar orayı. Şimdi alacaklar. 20 saniye kaldı Lord'a. Dakika 12'deyiz. Geliştirilmiş Lord sahneye çıkacak. Eğer Fireflux bir Lord alırsa üst kuleleri bu Lord'la birlikte düşebilir. O sebepten dolayı S2G'den net bir hamle görmemiz lazım. Eğer bu hamleyi göremezsek üst kuleleri düşerse Fireflux yavaş yavaş kapanışa gidecek gibi duruyor. Aynen. Gelişmiş bir Lord gelecek. Biz az önce ne izlemiştik son oyun? Bak diyorum tam tersi. Mobile Legends abi. Tamam sağ olsun. Ne abi? Ne izledik dedim. Ben Lord de cevabını verdim. Alt koridordan bir kuleyi Lord'la almışlardı. Orta tarafta da bir rakibi yakalayıp direkt kapatmaya götürmüştü S2G. Ben aynısını bekliyorum bak. Direkt söyleyeyim. Direkt bence aynısı olacak. Bakalım Apex önden rakibin görüşünü alırken Pagu peşinde. Rosa. Ya bir de Pagu o kadar gariban duruyor ki şey yanında. Yani Rosa onu kovalıyor. Pagu yavaş yavaş yürümeye çalışıyor. O sebepten dolayı hani bir şekilde Rosa'yı düşürmeleri lazım. Apex'in ışınlanı var. Sunshine'ın ışınlanı var. Rosa yine safı beklemede yani hazır. Alien misillemesiyle içeride gezecek. Yani bu oyuncuların hiçbirini alan hasarında olsa, tek de atıyor olsan, 5 suikastçı da oynuyor olsan yani indirmek kolay değil. Abi Sunshine'a dikkat etmek lazım. Sunshine'a dikkat etmek Korkunç lazım. Korkunç silahını da aldı. Işınlanmayla beraber işlerine girecek. Şu anda evet. Fireflux'ın düşündüğü şey bu. Ne yapacak? Sunshine ışınlanmayla ultisini kombolayacak. İki kişiyi minimum yakalayacak ve Lord'la beraber maçı bitirecek. Bak o Lord
Kafa atmadan önce yapacak bunu. Evet. Şimdi deniyorlar. Orta koridora doğru yaklaştılar. Alt tarafta tekrar kullanılan bir Hayabusa ultisi var. Kazuya döndü. Biyon dalgasını aslında temizlemiş oldular ama. Yani Sigib'in pozisyonda değil. Üst tarafta Lord'a doğru devam etmek zorunda kaldı ama ön tarafta Sunshine'a gelen bir kışkırtma var. Ardından bir dondurmayla beraber orada skoru çekmeye çalıştılar. Uzaklaşıyor. Işınlının olması bu yüzden önemliydi. Hayatta kaldı ve tek bir kule verdiler ama iki kulenin canı bir. Evet. Burada Lord'u Sigibum tek başına indirdi. Orta koridordan büyük milyon dalgası gelirken Rosa ultisiyle beraber içeri girdi. Megin'in pasif burada gidecek. Apex'e girdi. Baku patlıyor. Burada güzel tankladı. Devamında Sigibum skoruyla birlikte Aiden skorları geldi. Tianzin'in amacı farklı. O oyunu bitirmek istiyor. Deli gibi kuleye vururken misillemeler basıldı. Alien, Sigibum'u üstte gönderirken TNZ minyonları içeri doğru soktu. Kazuya ultisiyle beraber minyonları sövecek mi? Bitmedi. Minyonlar tutuluyor. Minyonları tuttular. Şu anda sol savunmayı verdiler. 3 tane kule kaybedilmiş durumda ama yeni gelen minyon dalgasında bir savaşı daha var S2G'nin. Rosa ön tarafta Sigibum'u içeri çekmeye çalışıyordu ama tabii arkasında herhangi bir oyuncu yok. Çok minyonlar. Minyon dalgasıyla beraber Rosa şu anda 2v1'i zorluyor. Takım arkadaşlarını da yüksek ihtimalle çağırdı. Kapatmaya mı oynayacaklar yoksa 70 saniye? Hata olur, hata olur. Lord'u mu bekleyecekler? Paku da doğdu. Üstüne doğru devam etmek istiyor şu anda Sigibum. Görüşünü verdi. Sisi'nin farkındalar. Alt tarafta da iki oyuncuyu biliyorlar. Dediğin gibi 3 tane skulesiye düşürüldü mücadele. Sonraki Lord S2G için artık büyük bir tehdit olacak. Ya gireceksin. Girmeme şansın yok. Aynen öyle. Zaten birazcık daha erken gelseydi TNZ ile birlikte takım arkadaşı. Orada maçı kapatma şansları vardı. Burada kapatmak istemediler gibi çünkü riskli bir durumdu. Risk almadılar ve böylelikle birlikte bir Lord daha göreceğiz. Şimdi orta koridorda yine Rosa orman arasındaki görüşü verirken Apex'te çıldı hazır bekliyor. Özellikle burada Pagu'nun tek tek sakin sakin kontrolleri aldığını görüyoruz. Apex onun üzerine doğru devam etti burada iki oyuncunun farkında ve Deş'le beraber geriye çekildi. Rosa içeriye doğru alınmış. Burada hemen bir sersem epe derimesi var ama başarılı değil. Lunar birazcık önlerde mi kaldı acaba? Lunar'ı düşürmeye çalışıyorlar. Misilleme basılsa da hiçbir önemi yok. Tienzi son hasarı çıkarttı. 4'e 5 pozisyonda. Fireflux için bedava bir Lord olacak bu. Ve S2G tekrar kendi kulesi altında bu sefer 3 minyon dalgasıyla beraber savaşmak zorunda. Aynen öyle. Bir de aynı anda getirdiklerinden dolayı 2x güçlü oluyorlar. O sebepten dolayı bu Lord'u oynama şanslarını az önce kaybettiler. Apex hala Kazuya'yı darlamaya devam ediyor. Geri doğru uzaklaşacaklar. Lord katledildi. Sisi birbirlerine bağlıyor. Ve son savaşı izliyoruz. Burada Pagu'nun da düşüşünü göreceğiz. Kalat ışınlanmasıyla beraber içeri doğru yürüyor. Bu arada Kazuya ultisiyle beraber hasar verirken kış tacını bastı. Apex hayatta kalmanın bir yolunu buluyor. Sigibum oynar burayı. Deli gibi hasar verirken Sunshine duruyor. Sunshine ona dur dedi ultisiyle beraber. İşini bitirmeyi başarıyor. Durum derbide birbirine gidecek gibi duruyor. Lunar elinden gelen her şeyi yaptı. Lord'la beraber Fireflux durumu birbirine getiriyor. Gerçekten mükemmel bir pozisyon. Yine heyecan son saniyeye kadar doruklaydı ama seri de öyle olacak gibi gözüküyor. Fireflux ikinci mücadelede güzel bir geri dönüş sergiledi. Asla kopmadılar. Ve Murano şu çok önemli. Dakika 1'den maçın kapanışına kadar çok düzgün bir oyun döndü.